Benim adım Ali Bıdı. Genç görünüyorum ama 72 yaşındayım. 1949 doğumlu. Korkuteli Garipçe köyünde doğdum. İlkokuldan sonra okuma şansım olmadı. Askerden sonra Almanya işçi olarak gittim. Orada meslek okuluna devam ettim. Hayalim kendi şehrimi kurmaktı, para kazanmaktı. O hayalime de bugünkü konuma geldim. Almanya'da spor yapma şansım yoktu. Çok hastalandım. Buraya geldim, 20 yıl burada da hastalıklarla işte uğraştım. Ama ne zaman sporu keşfettim, spor en iyi ilaç. Spor dünyanın en iyi ilacı. Önce tenis oynamaya başladım imkanlarım olduğu müddetçe. 2014'te triatlon sporuyla tanıştım. İyi ki tanışmışım. Triatlon sporunda üçü bir arada: yüzme, bisiklet, koşma. Burada ikinci yılında milli sporcu nasıl olunur dedim. Dediler ki önce 1900 metre yüzeceksin, 91 kilometre bisiklet, arkasından 21 kilometre koşacaksın dedi federasyon başkanımız. Ve bunu bitirdim. Milli sporcu olarak Avusturya'ya gittim. Bu bana o kadar çok motive etti ki artık 15 yılda bu arada söylüyorum, hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar en iyi dostum. Onlarla selamlaşıyoruz ve sağlıklıyım. Dünyada sağlıktan daha iyisi yok. Zamanım yok diyenlere burada üzülüyorum. İsterseniz yaparsınız. Bizden önemlisi yok. Spor en iyi ilaç. Bu arada triatlonda bu beni o kadar motive etti ki milli sporcu olarak ülkemi yurt dışında Avusturya'da temsil ettim. İtalya'da, Fransa'da. Şu anda Belek'te de bu sene 6.'sı yapılacak. Bir tanesi de diskalifiye oldum. Yanlış hata yapmamdan dolayı. Hep orada kazandım. Yani yarışı bitirdim. Kazanmaktan yarışı bitirdim. Ve iki defa Avrupa ikincisi oldum. En son Avrupa ikincisi olmam dolayısıyla Yeni Zelanda'da yapılacak dünya şampiyonasına davet edildim. O benim için servet. Servetin de servetin üstü. Fakat pandemiden dolayı 2020'de ertelendi. 2022 Kasım'da Yeni Zelanda'ya gideceğim. Orada da derece alırsam Amerika'ya gideceğim. Amerika'da şampiyonlar şampiyonası ülkemi temsil edeceğim. Daha kolumda bakın yeni geldim Sırbistan'dan. Orada yarıştım. Bu pazarda ilk defa Boğaz'da triatlon yarışı olacak. 2400 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşma. Orada da iyi bir derece alacağıma inanıyorum. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Lütfen düzenli spor yapın. Spor dünyanın en iyi ilacı. Çare sporda. Vaktim yok diye hiç bahane uydurmayın. Vücudunuza ne kadar bakarsanız o kadar. Ben dediğim gibi sağlıklı yaşamayı keşfettim. Spor, spor, spor. Az yiyorum, yediklerimi yakıyorum. Şu anda tabii koronadan dolayı spor faaliyeti bir ara kısıtlandı ama ben her zaman köyümde maskemi, aşımı da yaptırdım. Kurallara uyuyorum. Spor yapmadığım gün kendimi suçlu hissediyorum. Spordan daha iyi bir ilaç yok. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonu olmak. Kesinlikle bunu başaracağıma inanıyorum. Ben şu ana kadar hedeflerimi adım adım hedefe ulaştım. İsterse herkes Ali Bıdı olabilir. Ali Bıdı gibi sağlıklı yaşayabilir. Yeter ki yatağınızdan kalkın. Sabahları yorganınızı atın üzerinden. Spor, spor. Bundan sonra dediğim gibi dünya şampiyonu olmak. Derler ya yaş 70 iş bitmiş. Ben kendimi 72 yaşında gibi hissetmiyorum. Bunu arkadaşlarım, dostlarım dediğim zaman ben kendim 30 gibi hissediyorum diyorum. At bakalım hava. Akdeniz Üniversitesi'ne gittim. YouTube'da var. Bilimsel kanıtları var. Akdeniz Üniversitesi'ne hocam beni performans testine soktu. Nabzımı 155, 160, 170, 180'e kadar çıkardı. Sonra bilgisayar bir hesap yaptım. Biyolojik yaşım 33 çıktı. Buna ben şaşırmadım. Ben zaten kendimi 33 gibi hissediyorum. Onun için sporun yaşı yok. Happy New Year, man.